Herkese yeni bir videodan ve yeni bir günden merhaba arkadaşlarım. Kanalıma, aileme hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Neden burada bir açılış yaptım? Hemen bahsetmek istiyorum. Bu video kısa bir video ve sizinle paylaşmam gerektiğini düşündüğüm bir karar aldık. Ve bu kararda siz de benimle birlikte olun istiyorum. Şimdi 3 tane size daire göstereceğim. Bu bir giriş olsun istiyorum. Ve sizinle birlikte yeni bir serüvene başlamak istiyorum. Çok linç edildik. Çok sevildik, çok sayıldık, çok hor görüldük, çok baş tacı edildik. Sizinle 5 sene bir hayat paylaştık. Bu süreçte de yanımda olun istiyorum. Biliyorsunuz evlilik düşüncesi benim için her zaman çok gerideydi. 27 yaşına geldim. İnsanların tepkileri, işte hala evlenmeyecek misin? İşte uzun bir ilişkiden çıktım ve şu söyleniyordu artık. Neden evlenmiyorsun? Şu olmuyor, bu olmuyor gibiydi. Ben de hani bunları duydukça aslında psikolojikmen galiba kendimi bazı şeylere kapatmışım ve uzaklaşmışım. İşte mesela bir şey alıyorum. Diyorum ki bu benim çeyizim. Çeyiz olarak almak istiyorum. Herkes şey demeye başladı. İşte bu kadar evlilikten korkuyorum, kaçıyorum deyip aslında evlilik meraklısı olan bir kızsın gibi şeyler duymaya başladım. Ve hani açıkçası şunu söyleyeyim, çeyiz nedir bilmiyorum ama benim nezdimde çeyiz hani bir şeye özenilip kendin için almaktır. Hani kendi evin ya da kendi hayatına o parçayı dahil etmeye bence buna çeyiz deniyor. Hani illa evlilikle bağlantı kurulmamalı diye düşünüyorum. Pek çok merak edilen soru var. İşte çeyiz alıyorum. Bu aralar benden çok duyuyorsun. İşte bunu çeyizimi aldım. İşte bunu şunu çeyizimi aldım gibi. Arkadaşlarım ben taşınmak için bir adım attım. Ailemden çok uzağa gitmeyeceğim. Yani gene aynı yerde olacağız. Ama evlerimiz farklı olacak. Çünkü artık 27 yaşına geldim. Bu işi sosyal medyayı hayatımın ön planında tutuyorum. Sizleri hayatımda ailem gibi görüyorum. Yalan yok. Sizlere de vakit ayırmaya çalışıyorum. Ama maalesef bazı şartlardan dolayı bunu çok paylaşamıyorum. Öyle söyleyeyim size. Yani mesela video çekecek oluyorum. Annemlerin, ailemin misafiri geliyor. Video çekecek oluyorum. Hiç istemediğim bir evde bir kaos ortamı oluyor. Bu da benim sizinle iletişimimi aksatıyor. Ve ben de ya gerek stüdyo olarak kullanabileceğim, gerek de yaşam alanımı sürdürebileceğim, anneme göre yatmadan yatmaya gideceğim bir yer. Öyle söylüyor kendisi. Yani umarım huzurlu ve sağlıklı bir şekilde bu süreç ilerler ve kendi yaşamımı, kendi ayaklarım üzerinde durarak, kendi elektriğimi, suyumu, faturalarımı ödeyerek geçirebilirim. Allah hastalık, kaza, bela, ölüm vermesin. Anamız babamız sağlıklı olsun, birbirlerine yetsinler de. Hani ben de kendi hayatımı kurmak için bir adım atayım istiyorum. Çok konuştum sanırım. Dediğim gibi bu video kısa olacak. Size 3 tane daire göstereceğim. 3 artı 1 olanı da göreceksiniz. 3 artı 1 en pahalı olanlardan biri. Ama bana 2 artı 1 olan, yani ilk olan daire çok sindi içime. Yani ait hissettim. Öyle söyleyeyim. Hani bir şey vardır ya, mesela bir elbiseyi görürsünüz, çok beğenirsiniz ve dersiniz ki bu bana ait gibi hissediyorum. Ben o evde aidiyet duygusunu hissettim. Aslında annem bana büyük daire, hani büyük bir daireye çıksan daha iyi olur kızım önerisinde bulunuyordu. Ben de hep hani çok eşyam var. Siz de görüyorsunuz. Bizim buradaki evimiz 2 artı 1. Çok sıkış tepiş. Depiş yalnız. Muğlalı, koca Muğlalı konuştu. Çok sıkış tepişiz. Hani annem diyor ki hani büyük olur, yarın öbür gün işte evlenirsen, hiç şey değil ama hani evlen de çocuğum, işte kocanın evine gidiyor, kocam gelsin modunda. Canım annem, inşallah hani bilmiyorum nasip olur, güzel bir evliliğim olur belki ileride, şu an yok. Zaten şey, özelliğimi ilan ettiğim zaman erkekler uzak dursun yani, ne ihtiyacım var. Yani demem o ki birlikte olalım, birlikte daire seçelim. Hatta bu süreçte birlikte ilerleyelim. Ne bileyim, evime su bardağı mı aldım? Siz benim gerçekten yakın arkadaş gibi hissettiğim insanlarsınız. Ve hani şöyle söyleyeyim, benim çok arkadaşım yok. Yani sayılıdır, belli başlı arkadaşlarım vardır. Ve ben direkt hani artık hayatımın öyle bir yerindesiniz ki nereden izliyorsun hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten sen benim dostum olarak gördüğüm insanlardan birisin. Hatta insansın. Direkt böyle bir şey aldığımda, aa bak bunu aldım, hani sen de gör gibi bir süreç izleyelim istiyorum. Tabak alalım, tencere alalım, işbirlikleri geldikçe gösterelim. Hani şöyle de bana linç edildi ama işbirliği istiyorum dedim.
linç edildim. Bu linç kültürü maalesef ülkemizde çok fazla. Ama şöyle, zaten atıyorum çok çok ünlü insanlara işbirliği teklifleri geldiğinde siz bunu yargılamıyorken, benim gibi atıyorum 70 bin takipçili ama aktif kitlesi yoğun olan bir insan işbirliği gelince neden yargılıyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Yani üzülüyorum. Mesela ben birisine işbirliği gelince diyorum, vay ne güzel, hani kızı sevmesem bile iyi bak bununla çalışmışlar modunda oluyorum hep. Yani bana da bir işbirliği geldiğinde bu sizi üzmemeli. Yani çeyizimi birlikte düzebiliriz evimi. Şu an hiçbir şeyim yok evimle alakalı. İşte bir su bardağım var. Bir tane cam kettle'ım. Kettle da değil. Böyle demliğim var. Hiçbir beyaz eşyam, hiçbir koltuğum, hiç halım, perdem, hiçbir şeyim yok. Benim büyük kanallardan birkaç arkadaşım var. Milyonluk kanallardan. Bana dedi ki, Melis neden yapmıyorsun? Hani yani bunu sonuçta insanlar yapıyor. Bu ayıp değil. Bu dilenciliğe girmiyormuş. Buradan söyleyebilirim. Feyz aldığım ve akıl aldığım insan gayet böyle oturmuş, aklı başında insan. Dedi ki yani istemekte bir şey yok. İsteyene bir yüzü vermenin 200 Melis'ciğim falan dedi. Hatta güldük. İşbirliği konusunda bana DM'den yazabilirsiniz. Ayla Tokel bir şey aldığında mesela bir küpe diyorsun ki Allah'ım ne kadar yakışmış. İşte sen de gidip ondan influence olup onu alıyorsun. Bu da aynı böyle benim kitlemde bana özel. Hani benim gibi orta halli ya da ne bileyim beni severek takip ediyor mesela. Ben de bu kavanozu görüyor. Nescafe kavanozu bu arada. Marmaris'ten getirmiştim. Mesela diyorum ki ben bunu 39 liraya almıştım diyorum. O diyor ki aa diyor ne kadar güzelmiş hani. Deyip bunu villada yaşayan da influence olup alabiliyor. Atıyorum gece konduda yaşayan da influence olup alabiliyor. Mikro influencerlara vermek insanlar için daha cazip geliyor. Ben de buradan birlikte düzelim, anladınız mı Emi? Hiçbir şey gelmezse de zaten göreceksiniz beni perdecidedir, işte mobilyacıdadır. Hani çok istiyorum birlikte yapalım her şeyi. Bu süreçte de çok istiyorum yanımda olun, huzurluca bir yuva kuralım. Hatta ne bileyim sizi kendi evimde de ağırlamak çok istiyorum. Hayatımızı birlikte geçirelim. Mutluluğumuzu, hüznümüz olmasın, huzurlu olalım. Hepsini birlikte yaşayalım. Tatlı tatlı haterlık da yapın. Sevginizi de gösterin. Hem umarım yanımda olursunuz. Şimdi geçelim dairelere. Fikirlerinizi aşağı yazın. İşbirliği için DM'den bana ulaşabilirsiniz. Evin her şeyi sıfır. Yani birlikte temizlik yapalım ya da bilmem temizlikçi mi tutarız, ne yaparız? Çünkü inşaat temizliği bir tık insanı yorabiliyor ve ben de gaba göt, annemin tabiriyle iş yapmaktan hoşlanmayan Muğlaca terimidir gaba göt olduğum için birlikte de yapabiliriz. Ya da bilmiyorum. Bana yardıma gelebilirsiniz. Video çekebiliriz. Bilmiyorum yani. Böyle bir süreç olsun. Siz de hayatıma dahil olun. Hayatımın zaten en içindesiniz. En içinden size sesleniyorum. Hadi gelin birlikte daireleri bir gözleyelim. Bakalım hangisi sizin en çok içinize sinecek. Aşağı yorum olarak bırakın. Şey diyeyim mesela. Buranın enerjisi daha sana uygun. Ben mesela istediğim özellikleri sayayım. Ben böyle yan cephelerde olsun istemiyorum. Bu arada göreceğiniz dairelerin hepsi bir katta. En üst katta olacak. Çünkü ben üstünde birisi olsun istemiyorum Allah'tan başka. Öyle söyleyeyim. O yüzden alt katta olmayı tercih etmedim. Ben böyle önüm açık olsun istiyorum. Açık mutfak tercihim. Ama annem diyor ki kapalı mutfak olsa sen diyor. Çünkü çok temiz bir insan değilsen hani istediğin zaman mutfağını toplarsın falan diyor. O yüzden bilmiyorum açıkçası ne yapacağım. Ama açık mutfaktan yana gönlüm. Çok büyük bir ev istemiyorum çünkü korkuyorum. Benim nezdimde çok büyük ev, çok hakimiyet duygusunu kurabileceğim bir ev olmaz benim için. Ben istiyorum ki her yere hakim olabileyim. Yani şuradan bakınca ta dış kapıyı görebileyim modundayım. Ki bizim şu anki evimiz de öyle. O yüzden bu süreçte bilmiyorum sizin içinizde hangisini sinecek. Ben dediğim gibi birinciden yanayım. Bakalım siz hangisini beğeneceksiniz. Evet hadi bakalım gidelim. İlk dairemiz burası. Buradan giriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu an elektrik olmadığı için. Burası tuvalet, banyo. Açık mutfaklı şahane bir ev. Genişliği olsun. Burası. Portmanto. Burası diğer odamız. Thank you.
Burası da ebeveynin odası. Balkonları çok geniş. Açıkçası benim gönlüm buradan yana. Bu birinci ev. Bunu aklınızda tutun. Şimdi diğerine geçiyoruz. Burada asansör girişi var. İlk buraya bakalım. Burası 3+1. Burası ikinci ev. Şöyle göstereyim. Burada ayakkabılığı. Hemen kapının arkasında ebeveyn banyosu. Burası ebeveyn odası ama buranın tek sıkıntısı böyle yan daireye bakıyor olması. Burası da gene aynı şekilde geniş. Burası ebeveyn banyosu. Hello. Hangi daire sizce sizin için en iyisi? Benim için. Buraya giyinme odası yapmayı düşünüyorum. Burası 3+1. Burası misafir banyosu. Aynı şekilde burası da gene bir oda. Burası mutfağı. Buranın salonu ekstra geniş, balkonlar da öyle ve burası da ön cepheye bakıyor ve bütün güneşi alıyor. Şimdi diğer daire, üçüncü daireye gidiyoruz. Burası da üçüncü daire. Burası da gene 2+1. Burası bir oda. Gayet gördüğünüz gibi ışık alıyor. Aynı şekilde burası da gene küçük bir oda. Şurada gene ayakkabılığı var. Buranın dezavantajı mutfak dolapları şeye bakıyor. Siz söyleyin. Salona baktığı için açık mutfak yapamıyoruz ama gene olduğu gibi ışık alan bir yer. Burası da gene caddeyi görüyor. Burası ebeveyn banyosu. Burası çamaşır makinesi, kurutma makinesi koymak için. Buranın banyosu en geniş banyo buranın. Ve burası da salon. Şöyle göstereyim. İzlediğinize göre şöyle söyleyeyim, açıkçası ikinci ev de güzel. Büyük olması beni bir tık korkutuyor. Üçüncü evin de mesela atıyorum mutfak tarafını kırdırsak mutfak dolaplarını da çektirmek zorundayız. Yani evin mutfak dolaplarını salonun ortak duvarına yaptıkları için maalesef bu beni zorlar. Hem bütçe olarak zorlar. O yüzden üçüncü evi galiba eledim ama orası da çok iyi güneş alıyor. Yani bilmiyorum. Sizce hangisi? Evet, bu süreçte yanımda olmanızı diliyorum. Sizi seviyorum. Umarım güzel içerikler çekerek, sizinle de hayatımı paylaşarak güzel zamanlar geçiririz. Bir diğer videoda ve günde görüşmek dileğiyle sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bye bye.